Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Ama bu sorular zor sorular olacak arkadaşlar. Mutlaka dikkatli dinleyin. Aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorum kısmına aşağıya yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kaç soruyu doğru cevapladığınızı yorum kısmında yazın lütfen. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz arkadaşlar, 1 şarj, 2 ABS, 3 yağ basıncı. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması, aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılması gerektirir? Şıkları okuyalım. A yalnız 3, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yarı oturur pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yapmasının sağlanması. C. Kullandığı ilaçları varsa alınmasının engellenmesi. D. Yaşam bulgularından sadece solunum değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yarı oturur pozisyon verilmesi. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler? A 5,5, B 4,5, C 3,5, D 2,5. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. 4,5 saat. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Hızı fazla olan az olana. B. Şeridi daralmış olan diğerine. C. Lastik tekerlekli traktör kamyonete. D. Kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Lastik tekerlekli traktör kamyonete yol vermelidir. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması. B. El bileğinin burkulması. C. Köprücük kemiğinin kırılması. D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Ehli hayvanların giremeyeceğini. B. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini. C. Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini. D. Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Ehli hayvanların yola çıkabileceğini. Resimli bir sorumuz daha. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demir yolu alt geçidine. B. Demir yolu üst geçidine. C. Kontrollü demir yolu geçidine. D. Kontrolsüz demir yolu geçidine. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Kontrolsüz demir yolu geçidine. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir? A. Volan dişlisinin. B. Trigger kayışının. C. Endüksiyon bobininin. D. Marş dişlisinin. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Trigger kayışının. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Resimli bir sorumuz arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Görüyorsunuz, okla gösterilmiş arkadaşlar. A egzoz manifoldu, B emme manifoldu, C külbütör kapağı, D karter. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Egzoz manifoldu. Resimli bir soru daha. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Lütfen resimli sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Sınavlarda bizi yanıltıyor. Şıkları okuyalım. Aracın sola döneceğini, B aracın sağa döneceğini, C araçta frenleme yapıldığını, D aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Araçta frenleme yapıldığını. Bu tür sorular bizi çok yanıltıyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edin sınavda. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A. Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC1, B. SRC2, C. SRC3, D. SRC4. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. SRC4. Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir? A. Şoför, B. Sürücü, C. İşleten, D. Araç sahibi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şoför. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta, B. Karbüratör, C. Endüksiyon bobini, D. Marş motoru. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Endüksiyon bobini. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Fren pedalının zayıf olması, B. Fren hidroliğinin fazla olması, C. Fren sisteminde hava olması, D. Fren müşürünün arızalı olması. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Fren müşürünün arızalı olması. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A. Su ve yağ soğutmalı, B. Su ve hava soğutmalı, C. Yağ ve motorin soğutmalı, D. Hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Su ve hava soğutmalı. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? A. Radyatör, B. Vantilatör, C. Alternatör, D. Endüksiyon bobini. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Endüksiyon bobini. Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Lütfen resime dikkatli bakın arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 3, D. 2 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 2 ve 4 numaralı araçlar. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Yukarıdaki ifade trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır? A. Birey hakkı, B. Toplum hakkı, C. Kamu hakkı, D. Çevre hakkı. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Birey hakkı. Resimli bir sorumuz arkadaşlar. Şekilde soru işareti ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Resme dikkatli bakın.
Vites kutusunu göstermiş, diferansiyeli göstermiş. Ortada bir ok var arkadaşlar, soru işaretiyle. Şıkları okuyalım. A şaft, B aks, C volan, D kavrama. Doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Şaft. Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? A alkol, B kurşunsuz benzin, C süper benzin, D gaz yağı. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Sınavımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videomuzda zor soruları çözdük arkadaşlar. Lütfen olabildiğince fazla test çözün arkadaşlar. Soruların mantığını kavrayın. Resimli sorulara çok dikkat edin sınavda. Kanalımdaki diğer videolara göz atmanızı tavsiye ederim. Mutlaka izleyin, testleri çözün arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Lütfen kaç doğru yaptığınızı yorum kısmında aşağıya yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.